Merhaba arkadaşlar, bugünkü özel sesimiz Ny sesi. Ny sesinde de sanki, yani bu sesi Türkçe'de sanki bir N ve Y yan yana gelmiş gibi okumanızı istiyorum. Peki bu ses nasıl yazılıyor? G ve N şeklinde yazılıyor. Örneklerimizi görelim. Gagni. Farkındaysanız gagner demedim. Burası çünkü bir kere E demiştik. Gagni. Kazanmak. Bakın burada N ve Y gibi okudum. Kampanya. Köy. Kampanya. Bakın burayı da N ve Y gibi okudum. Anyo. Kuzu. Burayı da aynı şekilde N ve Y ile okudum. Montanya. Dağ. Ve burada şampinyon. Yine. G ve N aynı hecede olursa kesinlikle ny diye olacak. Gın diye bir okuma yok. Aynı hecedeyse diyorum, dikkat edin. Peki bunu neden buraya koydum? Çünkü bu yok aslında. O harfler yok içinde. Çünkü bazı kelimelerde özellikle kelimenin sonu i artı er ile biterse, yani i artı e sesi olursa ny sesi çıkıyor yine. Okuyalım. Pe-ni. Bakın orada fark ettiyseniz böyle yine bir ni sesi çıkıyor. Pe-ni diye okunması. Pe-ni-ye değil. Pe-ni. Orada yine bir yumuşatma olduğu için aslında bu ses gibi çıkıyor diye size belirtmek istedim. Evet, şimdi geçen ders yaptığımız gibi okunuşları çalışmak için biraz kelimelerdeki özel seslere bakalım. Kelimelerdeki özel sesler neler? Öncelikle burada evet, ER sesini gördük. E diye okunacak. Burada O sesi var. Kopen. Yapılan ilk seslerden olan O sesini. Burada da evet, A'nın önünde olduğu için C, K diye okundu. Kopen. Anyo. Burada fark ettiyseniz O diye okundu. Burası ın sesi, montagne, champignon. Burası yine o sesi. Burası geçen ders gördüğümüz ş sesi. Burası da ın sesi. Evet, bu bayağı bir incelemeye müsait bir kelimeymiş. Champignon. Champignon diye okumanız gerekiyor. Burada zaten inceledik. Diğerleri normal harfler. Evet, ny sesimiz de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.